Herkese yeni bir vlogdan merhaba. Bugün hazırım aslında. Sadece saçımı yapmam kaldı. Onun için de düzleştirici taram taktım. Isınmasını bekliyorum. Bugün bakın bu görüntü yüzünden saç boyası almaya gideceğim. Yakın zamanda saçımı boyamam gerekiyor. O yüzden saç boyası alacağım. Bugün en kaçı? Bir saniye. 4 gün sonra doğum günüm olduğu için böyle çıkmak istemedim fotoğraflarda. O yüzden dibimi boyayacağım. Dip boyası alacağım. Boya bakacağız yani. Burada da bir saç boyayayım artık. Vakti gelmişti bence. Onun dışında bugün hava çok güzel. Biraz da size gösterebilirim. Bakın masmavi bir gökyüzü. Çok nadir oluyor burada. O yüzden boy aldıktan sonra da hep beraber ne çok oynadım saçımı. Hep beraber göl kenarına gideceğiz. Bu yapay bir göl ama bayağı güzel. Ailece oraya gideceğiz. Bugün planlar bu şekilde. Şimdi saçımı yapayım hemen. Hala bir tripodum yok farkındaysanız. Şöyle bırakacağım size. Tripod almam lazım ama hiç vaktim olmuyor ki. Media Markt'a gitmek için vaktim olmuyor. Şimdi önce bir bunları ayırayım istiyorum. Şöyle. İyice taramamız lazım. Bunda en önemli şey bu. Böyle daha iyi. Şu dalga niye? Bazen kendiliğinden saçım böyle bir dalga oluşturuyor. Bayağı gördüğünüz gibi düz yapıyor. Ama yine de volümlü kalıyor saçlarınız. Bence bayağı iyi. Benimki Arzum'un bir modeli. Benimki Arzum Superstar. Trendyol'dan almıştım. Bayağı da indirimli almıştım. İndirime denk gelmiştim. Ara ara takip edin. Düşüyor yani. Kesinlikle alabilirsiniz. Evet. Düzleştirdim. Şimdi biraz kurt şampuan sıkacağım. Bakın dibimi de görüyorsunuzdur. Bayağı uzadı. Biolis'in rujlarını bayağı seviyorum. Bu 117 numarasını da ayrı ayrı seviyorum. O yüzden bunu kullanacağım. Genelde zaten bu tonlar kullandığım için. Şuraya yapmamışım. Bir saniye, bu henüz soğumadan. Sonunda hazırım. Şimdi dediğim gibi çıkacağım, saç boyası alacağım. Çekebilirsem, çünkü aslında orada çekim yapmak yasak ama çekebilirsem çekeceğim. Sonra hep birlikte göl kenarına gideceğiz. Biraz da oraları çekerim size. Böyle bir vlog işte.
Bu arada evet, değişikliği söyleyeyim size. Lambam hem de bugün takıldı. Dolap hala duruyor. Yani ondan kurtulabilecek miyim? Gerçekten artık hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Ama bir an önce kurtulmayı diliyorum. Bu arada saçlarımın ne kadar gür olmaya başladığını farkında mısınız? Boyalı bir saça göre maşallah diyeyim ve vurayım bir yere de. Gerçekten bitkisel ürünlerin mucizesi bence bu. Ne kullandığımı zaten biliyorsunuz. Onun dışında benim kullandığım keratin ürününün bence çok büyük bir etkisi oldu. Bayağı iyi geldi saçıma. O gürleştirdi aslında diyebilirim ve kırılmalarımı azalttı kesinlikle. Onunla alakalı bir video çekmiştim zaten. Size buraya ya da burası mı oluyor bilmiyorum. Buraya bir yere bırakırım. Onu izleyebilirsiniz. O set hakkında oradaki düşüncelerimi söylemiştim. Yani gerçekten gönülden bir tavsiyedir. Eğer ihtiyacınız varsa kesinlikle alın derim ben. Bir deneyin. Hala bakın yerleşemediğimin bir kanıtı. Hala evin her yerine kartonlar çıkıyor ve çıkıyor. Bitmiyor. Eskiden taşımayı çok severdim ama artık bilmiyorum, yaşlanıyorum galiba. Sevmemeye başladım. Gerçekten sevmiyorum artık. Bu arada 4 Kasım'dım. 25 yaşına giriyorum. Bu beni çok üzüyor. Yani şimdiye kadar hep böyle doğum günlerimde sevinçliydim. Ama bu sefer bilmiyorum, çok büyümüş hissediyorum kendimi. Bilmiyorum, kulağa saçma gelebilir ama büyük hissediyorum kendimi. O yüzden aslında hiç doğum günüm olsun istemiyorum. Öyle işte. Boş yapmayayım bence daha fazla. Birazdan görüşelim. Biz şimdi çıktık bu küçük canavarla. Ne? Ne bu heyecan? He? Annemleri bekliyoruz, arabaya bineceğiz. Gel gel, arabaya bineceğiz. Görüyor musun burada? Aman, size hemen hızlıca aldıklarımı göstereyim mi? Bu halde nasıl yapacaksam. Bir saç boyası aldım dibim için. 9-11 aldım. Bu Sayas markasının boyalarını seviyordum. Sonra şunları buldum. Bunlar böyle yarı kalıcı boyalar. Yani bir 4 yıkamada falan çıkıyor. Denemek için aldım. Bayağı da uygun fiyatlıydı. Böyle maske gibi uyguluyorsunuz saçınıza. Bunların tanesi 75 centti. Bu da 4.45'miş. Bir de Zuzu'ya böyle ödül mamaları aldım. Bu kadar. Zaten bunları birlikte uygularız. Sakız mı istiyorsun? Neyse, biz şimdi bahsettiğim gibi göl kenarına gideceğiz. Orada görüşürüz.
Arkadaşlar size şimdi Türkiye'ye taşınmadan önceki eski evimizi göstereceğim. Şu siyah beyaz olan bizim Türkiye'ye taşınmadan önceki, yani senelerce oturduğumuz ev. Şimdi oradan geçeceğiz, onun önünden geçeceğiz. Hey gidi hey. Şu ikinci kattı hemen. Parktan çıktık, daha doğrusu çektim zaten size. Çıktık, eve doğru gidiyoruz. Bayağı yorulduk. Çabuk da hava karardı ya. Aslında saat şu an 6 ama hava çok karardı. Çünkü burada saatler 2 saat geriye alındığı için, 1 saat sizin 2 saat farkımız olduğu için daha hızlı kararıyor. Öyle. Şimdi eve gideceğiz. Bu beyefendiyi bir temizlemem gerekiyor çünkü bayağı battı. Sonra öyle evdeyiz, yani yapacak başka bir şeyimiz yok. Bayağı da üşüdük, kulaklarım donmuş. Neyse, evde görüşürüz. Evet, sonunda eve geldik. Gerçekten dağılmışım, çok yoruldum. Şimdi yiyecek bir şeyler alacağım. Döner aldık, döner yiyeceğim. Dün Masumlar Apartmanı'na başladım. Herkes gibi artık benim de izlemem gerekiyor diye düşündüm. Çünkü bayağı güzel yorumları var. Rujum bile kalmamış. Bayağı beğendim. Dün 2 bölümünü izledim. Şimdi 3. bölümünü izleyeceğim. Bunun için şimdi kendime içecek bir şey alacağım. Çok rüzgar vardı. O yüzden bir böyle kulaklarım, başım ağrıyor. Hava da yani güzeldi ama yine sıcak değil asla. İyi ki ceket giymişim. Ceket giymem çok iyi oldu. Bu ceket o kadar eski ki, Bershka'dan almıştım, indirimdeydi. İyi ki de almışım. Bilen bilir, ben bir kola bağımlısıyım. Öyleyim. Neden söyleyeyim? Işığıma bakar mısınız? Bakın. Böyle hasır bir şeyler istiyordum. Çünkü odamı biraz daha o tarzda yapmak istedim. Yani odamda hasır aksesuarlar olsun istiyordum. Halıya hasır istiyordum. Şu an ondan pek emin değilim. Belki halımı daha ekru bir renk alırım. Çok hasır hasır olur çünkü. Çünkü şuradaki sepet de hasır. Bilemedim. Aldım boyaları, gördünüz değil mi? Tekrar göstereyim mi size? Biraz hızlı oldu ama bakın. 4 tane böyle poşette boya aldım. Bunlar yarı kalıcı boyalar. Tönü, şampu. Yani şampuan ama boyalı gibi. Yarı kalıcı. O yüzden 4 yıkamaya kadar kalıyormuş. Denemek için birkaç tane aldım. Tanesi 75 cent'ti. Ne almışım? 10 tane gri almışım. 10 tane değil, pardon. 3 tane 10.11, yani gri oluyormuş. Gri aldım. Bir tane de 8.1 aldım. O da şurası için. Sonra Sayos benim en sevdiğim boya markası.
Çok güzel tutuyor boyaları. Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin. Türkiye'de boyaları satılıyor mu bilmiyorum. Şampuanı var ama boyası yok galiba bildiğim kadarıyla. 9-11 aldım. Dibim biraz bir tık daha açık istiyorum. Çünkü dediğim gibi bugün sabah söylemiştim size. 4 Kasım benim doğum günüm ve henüz bilmiyorum yani ne kadar toplanabiliriz. Onu da bilmiyorum. Çünkü pazartesi itibaren burada Almanya'da kısıtlamalar söz konusu. Yani kısıtlamalar geliyor. Gastronomi, kafeler, restoranlar tamamen kapalı. AVM'ler açık ama sınırlı sayıda ve sırayla alacaklarmış. Bir ay boyunca her yer kapalı. O yüzden buluşmalar da yasak. İki ev halkı buluşabiliyor mu? Öyle bir şey. 10 kişi ev halkı buluşabiliyor. Tamam, vereceğim sana. Şuna bir tane ödül maması vereyim. Ne zamandır almamıştım. Bitmişti. Bugün aldık. Şöyle bir şey. Çok seviyor. Bunlardan 3 tanesi Türkiye'de 15 lira. Burada kaç tane var bunun içinde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen. 8 tanesi 75 kuruş. Pardon, 75 cent. Hala TL ve kuruş diyorum, evet. Ne diyordum? Ha, doğum günümü kutlar mıyız, kutlamaz mıyız onu çok bilmiyorum. Ama kutlamasam bile bir pasta üflerim. O yüzden mutlaka fotoğrafta güzel çıksın istiyorum saçım. Böyle. Benim de derdim böyle işte ya. Aman ne konuştum be. Şunu Masumlar Apartmanı'na açayım da bir. Üstüme de bir şeyler giyeyim. Evet. Ben o zaman bunu izleyeyim. Size de bu küçük vlogu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle günlük an be an kısa kısa vloglar çekmeye devam edeceğim. Böyle aslında benim için bunlar birer alıştırma oluyor. Yani vlog açısından kendimi geliştirmek istiyorum. Umarım başarırım. Umarım sizi çok sıkmamışımdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Buradan kucak dolusu sevgiler. Bye bye.